Merhaba arkadaşlar, Medyanen'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Bildiğiniz gibi normalde kullanmış olduğum kulübüm şu an 46-47. Seviyelerde. Fakat yeni başlayanlar için, özellikle yeni başlayanlar için veya şu an kulübe sıfırdan başlasam acaba nasıl olurdu diyenler için sıfırdan yepyeni bir takım kuruyoruz arkadaşlar. Hem bununla beraber bir video dizisi olacak bu. O dizinin ilk bölümündeyiz. Takımla alakalı olarak nasıl bir takım kurmalıyız? İnşa ederken nelere dikkat etmeliyiz? Resmen sıfırdan arkadaşlar takımı inşa ediyoruz. Tabii bu arada bir isim lazım bize. Arkadaşlar takımımızın adı Meccanen Junior. Hani eskilerin deyimiyle JR. Meccanen JR olarak, yani küçük Meccanen olarak olaya başlıyoruz. Evet, kulübümüz İstanbul merkezli. Oynadın mı? Evet, oynadım diyorum. Tek tek anlatma. Güzel. Şöyle 35-44 diyelim. Bakalım ne gelecek. Şimdi bana yine de soruyorsun. Jose Mourinho kulübü kontrol ele almaya yardımcı olacak. Bana bir şeyler yapacakmış. Takımı tanıtır bakalım. Kadromuzu. Zaten biliyoruz dedik. Daha ne anlatıyorsun? Evet. İlk kadroya bir göz at. Şimdi biz arkadaşlar 5-3-2 vermiş. Bu arada takımın logosu 4-5 tane seçenek vardı. Hani diğeri Ferrari'nin logosuna falan benziyordu. Çok şey değil, hemen şöyle bir değişiklik yapalım. Pardon. Beyaz kasanın ortadakiyle değiştirmemi istiyormuş. Tamam. Standart şöyle ev sahibi diyor. Bakalım. Görüntüle hazırlık turu yaptıracakmış bize. Oyna deyince 5 token verecekmiş. Bakın. Yani fena değil. Öyle bir kurt simgesine benziyor. Hafif böyle bir kurt grisi gibi diyebileceğimiz bir şey. 5-3-2. Evet. Top ayaktan çıktı. Başladı. Standart anlatıyor bakalım. Demek ilk başlarken böyle oluyor. Ama bizim için asıl önemli olan kısım kaç token verecek, kaç dinlenme paketi verecek. Bütün bunlara dikkat edeceğiz. Evet. Kırmızı formayla FK İstanbul. Herhalde futbol club demek istiyor. Kulübü diyelim. Club değil de. Evet. Biz de Meccanen Junior olarak beyaz formayla 5-3-2 ile sahadayız. Bakalım bir şey yapabiliyor muyuz? Forvet Erol, Tilivaç, Özer, Agusti Irmak. Ha, eleman gol atmış. Evet, gol attılar. Bunun tersine işte, taktiksel değişiklik yapmak mümkün. Normalden hücumu al diyor. Çok güzel. Şimdi hemen takım güzel olacak. Yani en azından Jose Mourinho abimiz öyle söylüyor. Evet. Bakalım. Sonuçta bu arkadaşlar bir ayarlı bir maç yani. Onların tarafından etki eden. Her halükarda biz bu maçı kazanacağız büyük olasılıkla da. Durun bakalım. Evet. Zaten vermiş oldukları ekibin hani seviyesi 20'lerde, bizimki de 50'lerde. Yani her halükarda 30 puan fark bildiğiniz gibi fark eder yani. Evet. En azından böyle sıfırdan bir takım nasıl olur, nasıl biter hemen. Bana verdiği simgede böyle bir şey güzel. Bana o simgeyi büyük olasılıkla, evet. Güzel. Tılbaç. Bakalım bu böyle geçsin. Yani şu Jose Mourinho abimizi bir dinleyelim bakalım. Ondan sonra takımı nasıl elden geçireceğiz, ne yapacağız, bizi nasıl bir lige atmış. Biliyorsunuz bugün ligin zannedersem 8. günü. Tabii 8. günü. Geçen pazar başladı, bu pazar 8. gün oldu. Zaten hızlı geçiyor. Otomatikman bakalım bu 8 geçen gün içerisinde, yani ligin 28 günü sürüyor biliyorsunuz. Yani 3'te 1'i bitti nereden baksanız. Otomatikman bakalım biz ligde kaçıncı sıradayız, kupada ne olmuş, ne bitmiş. Bütün bunların hepsi önemli şeyler. Bakalım. Maksat arkadaşlar sıfırdan bir takımı ele aldığımızda nasıl bir dizilişimize bakalım.
Evet, bir de oyuncu değişiklik yapalım. Verelim hadi. Güzel. Değiştirdik ya, şimdi bu da kesin gol atacak. Bakalım. 18 numarayı sahaya aldık. Evet, değişikliğini yaptı. Erol gitti, o geldi. Evet. Irmak pasını aktaramadı. Evet. Yani şakacıktan bile olsa arkadaşlar, gol yemek hiç hoş değil ya. Neyse, atamadı gerçi de. Rakip nasıl bir dizilişti? Üçlü defans. Ha, dörtlü orta saha. Çift AMC ile saldırıyor. Biz de buna karşı böyle bir 11'liyiz. Yani bu yüzden arkadaşlar. Yani şu an dizilişte rakibin gerçekten üstünlüğü var. Neyse, ama bizim ama biz tabii evet, oyuna aldığımız eleman hemen golünü attı. Allah Allah. Ne kadar da büyük bir tesadüf. Neyse, galibiyet geldi. Son dakikada attırdıkları golle diyelim. Dediğim gibi resmen şike kokan bir maç yani. Neyse, geçiyorum bunu. Evet, maçtan çık diyelim. Ha, 5 token almışız. Alalım bakalım. Toplam 40'tı. 45 token oldu. Oyuncu satın alabilecekmişiz. Evet, transfer piyasasından. Bakalım. Şimdi bize gidip kazık bir oyuncu seçtirtmesin. Yeni oyuncular. Tamam, güzel. Bunun için açık arttırmaya giriliyor. Evet. Teklif ver diyor. Bakalım. Devam et diyoruz. İki teklif var. Evet. Bitmesini bekleyelim. Hadi bekleyelim. O hemen de aldık. İki token'a böyle bir oyuncu aldık. Onu ilk 11'e alalım. Ya arkadaşlar, ben burada oyunu biliyorum demedim mi ya? 5 yıldız var. Kalitesi bayağı iyi. Hadi bakalım, devam et. Onun ortası, şu ırmağın yerine sürükleyelim bakalım. Evet. Antrenman. Şimdi antrenman yaptır diyor bize. Güzel. Hızlı. Oo. Arkadaşlar, sakın hızlı antrenman yapmayın. Bu kafasına göre takılacak. En güzel antrenman arkadaşlar, sizin tercih ettiğiniz kendi antrenman stiliniz. Ondan da bahsedeceğim. O tam ucundaymış zaten. Hemen 5.5'tan 6 yıldız oldu. Güzel. Nasıl ev sahibi. Görüntüle hazırlık turu. Şimdi de forma verecekmiş. Bakın, ben 56, rakip 22.7, yani var mı rakibin şansı? Evet. İlla arkadaşlar böyle demek ki 4-5 tane maçı oynattıracak bize. Hücum. Hücum bonusunu kullanıyor. Güzel. Hücum bonusunu kullanmak veya topa sahip olma bonusunu kullanmak, bunlar maç içerisinde elbette avantaj sağlıyor. Evet. Evet. Bakalım bir değişiklik yapabiliyor muyuz? Rakip enteresan bir şekilde böyle tarafta. Ya biraz asimetrik bir dizilişi var ama neyse, hadi bakalım. Bizim mavi formayla izliyorsunuz arkadaşlar. Evet, maç başlıyor. Ya şu hazırlık turu geçsin. Biraz antrenman yapalım. Bir şeyler yapalım. Ama sonuçta bunu büyük olasılıkla biz şu an 40-45 token'la başladık ya. Bir büyük olasılıkla bu turnuva sonrasında biraz bir şeyler daha verecek. Yani otomatikman da lige daha zengin olarak başlayacağız diye düşünüyorum. Evet. Güzel, maviler olarak engelledik. Geliyoruz. Hemen şuradan şu hücum bonusu verelim. Güzel. Şu an bize sistemi vermiş oldu. 5-3-2 modu. Hemen şöyle bir geçelim bakalım. Şunu hücum yapalım. Evet, rakip beyazlarla geliyor. Geldi. Biz de tuttuk.
Şu an bu oyuncuları hani ben böyle çok kendim böyle sahiplenemiyorum. Neden derseniz çok şey değil. Hani ben şu anda bunları yetiştirmedim ya. Dolayısıyla biraz böyle hafif yabancı gibi geliyor. Evet. Erol gollerini attı. Güzel. Önemli onlara bakalım. Evet. Erol'un iki golü var. Güzel, topu sahip olma verelim. Hemen skoru korumaya gidiyorum. Sanki bir şey olacakmış gibi. Güzel. Evet. Agustinyak. Nereliyse. Bakarız sonra. Nereliymiş, cidden merak ettim. Agustinyak. Polonyalı. Evet, sonu iyaklı ciyaklı bitiyor. Evet, bunların hepsi değişecek zaten. Güzel. Güzel. Evet, fena değil. İyi bir başlangıç var. Şimdi şunları bir geçelim. Oyuncu değişikliği yapalım bakalım. Bu sefer Tılbaç'ı değiştirelim bakalım. Şu Tılbaç neymişse. Demin hani bunu değiştirince hemen gol atmıştı ya. Gerçi o Erol'un yerine atmıştı ama Erol şimdi iyi, güzel oynuyor. Evet, Erol 3. golü de attı. Yani böyle gol atan oyuncu öyle çok değiştirmemek lazım. Neyse, güzel bakalım. Evet, 3 gollü galibiyetimizi de elde ettik. Tabii şu an taraftarımız yok. İstatistikler güzel. Çünkü sistem tarafından bize hediye edilecek şeyler. Forma bakalım. Soru işareti diyor. Evet. Ha, biz seçeceğiz. Güzel. Ya bundan hiçbir öyle güzel değil ama hani şu fena değil gibi duruyor. Hadi şunu seçelim bakalım. Şimdi bakalım burada yeni bir forma verdi. Teşekkürler. Tam sonra bakarız buna. Şimdi burada 10 yeşil var. Öbürlerini de bakacaktık daha dur. Ev sahibi açmadı. Evet, biz ligde 8. sıraya atmış bu arada. İlk ligde diğer 9 gerçek menajerle 9 gerçek menajer. Yani geri kalanlar sezon sonunda sadece ilk 8 kulüptür. Evet, biliyoruz. 4 tanesi Şampiyonlar Ligi'ne. Diğer 5 ile 8 arası Süper Lig'e. Evet, şimdi sende kalıyor diyor. Güzel. Kupa maçı varmış. Yerel saati 21.54'te oynanacakmış. İyi, kupadadayız. İyi, kupada da devam ediyoruz. Güzel. 14 gün sonra bitiyor. Giriş yapma. Bu neyin nesi? Göster diyelim bakalım. Yeni görevler takımın sana yardımcı edecek. Kilometre ulaşırsan daha fazla yetkiye sahip olacaksın. Devam diyelim. Oyuncunun kondisyonu geliştir. 10 token veriyor. Oo, güzel ya. Ciddi ciddi. Yani her yaptığımız harekete oyunun başında. Evet. Şuna dinlenme paketi verelim. Güzel. 40 dinlenme paketi vermiş sadece. Güzel. Evet, bunu yaptık. 10 token veriyor. Oo. Arkadaşlar, oyun başında baya baya bir şeyler yapıyormuş yani. 24 tane seçenek var. Biri tamamlandı diyor. İyi. Yani bunlarla biz baya bir token falan elde edeceğiz yani. Güzel. Yeniden sıfırdan başlamak isteyenler için güzel. Oyuncuları seç. Hadi bakalım. Sıradan seç. Hepsini seç. Güzel. Alıştırmaları seç. Seçelim bakalım. Aa, tabii biz daha başladık. Daha sıfırdan. Evet. Pas. Evet, pas koşusu alalım. Savunmadan, evet, ikişer tane açmış. Top çevirmeyi alalım. Fiziksel, zihinselden de germeyi. Tamam, hadi alalım bakalım. Antrenmanı başla. Demek ki ilk baştan böyle oluyormuş. Güzel. O iki kere. Evet, bir kere yaptık. Na. Antrenman seviyesi 2. Arkadaşlar, antrenman seviyesi 91'e kadar geliyor. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Şimdi buradan beceri alıştırması yapalım. Devam et. Önce hücumu geliştirelim. Antrenmana başla. Hemen ikinci antrenmanda güzel. Şu 500K, evet, para da lazım bize. Oyuncu satın alırken gelişecek. İlk 11 kalitesini %60 seviyesine getir. Bunu yapacağız. TV hakları sözleşmesi imzala diyor. Lazım. Açık arttırmadan, gözlemciden veya tek takılı bir oyuncu al. Hemen şu ikisini yapalım arkadaşlar.
Öncelikle şu TV hakları sözleşmesini imzalayalım. 5 dinleme paketi alalım. Şimdi TV hakları sözleşmesinde arkadaşlar istikrarlı gelir. Günde 1 token veriyor. İmzalı. Otomatikman zorladığı için yapıyoruz bunu. Devam et. Sezonluk kontrat. Evet, ilk başta bunu veriyor bize. Çünkü diğerleri için daha yüksek seviyelere gelmemiz lazım. Burada en mantıklısı 5. seviyeye geldiğimizde günlük kontrat. Buradaki seviye farkını da hemen açıklayayım. Arkadaşlar her sezon bir seviye demek. Ve her sezon 28 gün yani bir ay sürüyor. Dolayısıyla ancak 5. seviye, 5. ay olduğumuz zaman günlük kontrat yapabileceğiz. Burada mantıklı olan gördüğünüz gibi zaten sezonluk, 2 haftalık, haftalık ve en sonunda günlük kontrat. Mantıklı olan bu. Hemen şöyle geri gelelim. Şu giriş yapma ilk atımdan şu 5 token'ımızı da dinleme paketimizi de alalım. Şimdi hazırlık turuna oynayın. İlk 3 aşamayı tamam. Tamam bunu yaparız. İlk 11 kalitesini 63 seviyesine getir. Bu nasıl olacak arkadaşlar? 57. Antrenmanlı olacak. Şu anda yeterli antrenman dinlenme paketimiz yok orada. Veya oyuncu transfer ederiz. O da otomatikman yükselir. İsterseniz 54 token'ımız var. Hem de şu oyuncu transfer edince de bir şeyler olacak. Dostluk, hazırlık turu. Evet 5'te 2. Bunları şunu bir görüntüleyelim bakalım ne verecek. 4'te gelirsek 10, 3'te gelirsek 10, bunu yapmıştık herhalde. Yok yapmadık. Sona gelirsek ya bir şey, ha bunları açmıyor mu? Bu. Evet, 1 milyon para ve 10 tedavi paketi veriyor. Evet. Şurada şunu aldık, şurada şunu aldık. Tamam, bunu hallederiz bakalım. Şimdi transfer bölümüne gelelim. Hemen bir oyuncu transfer edelim. Şu an zaten takımı biz kafadan yapacağız. Yani yeniden yapacağız. Şöyle genç 18, şöyle yaşa göre bir sıralayalım. Şu an en düşük 20 yaş var. Evet. Maalesef burada bir şey yok. Şimdi arkadaşlar gözlemciden oyuncu almak 89 token falan diyor. Görüyorsunuz. Fiyata göre sıraladığınızda en düşük 39 token. Arkadaşlar yani buradan alacağınız, burada vereceğiniz token'a ilk etapta yazık olur. Görüşmeler oyunun zaten son haftası açılıyor ayrı bir şey. Ama 4. seviyeden itibaren kullanılabiliyormuş. Yani, artık neyse. Şimdi bizim şöyle adam gibi bir formate ihtiyacımız var. Bakalım 21 yaşında en azından teknik açıdan çok şey değil. Şuna bir teklif verelim. Evet. AMC kısa boylu. Yani gol atamayacak. Kafa vuruşu var ama bu şeyle kafa atamaz zaten. Yani çok zor. Ama şu an form durumu fena değil. 21 yaşında hiçbir özel yeteneği yok. Olsun. Zaten bu arkadaşlar geçici bir eleman. İlk sezonu şöyle bir atlatalım. Bakalım 2 token'a. Bu AMC geliyor. Bakalım yıldıza göre sıralarsak 26 yaşında var DRMR. Yok. Şimdi arkadaşlar yeşil paketimiz çok az olduğu için yani bir oyuncunun üzerine çok fazla gidemeyiz maalesef. Ama sanki önceki sezonlarda direkt böyle hediye oyuncu falan filan geliyordu. Şimdi bize bir tane MC verdi. Evet. Özel sponsor hemen şuradan. Burada bir şeyler yapacağız. Dur bakalım. Özel sponsorluk açık şu an. Güzel. Şöyle şunu alalım. Şuradaki hediyemiz önemli. Özel sponsor arkadaşlar önemli bir pozisyon bize. Şuradaki yukarıdaki hızlı geliştirmeleri vesaire verecektir. Güzel. 30 yaşında 3 maça başladı. 2 maça başladı. Takımı böyle yaparsak 3. maç olacak. Demek bizim şu an takımdaki oyuncular baya bir yaşlı olduğunun göstergesi bu. 2 dostluk maçı kazan. DCDL, DR ile 6 antrenman yap. Birazdan yaparız. Hatta yapalım hemen. Zaten antrenmana da ihtiyacımız var. Takım olduğu gibi düşük durumda. Şimdi takımın arkadaşlar. 3. seviyeye gelmişiz. İyi. Güzel. Hızlı yükselsin. Bir şey yapalım. Şut tekniği alıyorum. Evet. Bunlar arkadaşlar sonra açıklarım antrenman bölümünde. Önce şu hepsini seç diyeyim bir. Bütün oyuncuları bir seçelim. Kaç tane oyuncu varsa
Gördüğünüz gibi bir tane rezerv var şu ana kadar. 7 tane. Alıştırmaları seçelim. Şimdi mecburen şu beceri alıştırmasını alalım. Hatta pas koşu şut alalım. Rakibe pres uygulayalım. Biraz yorsun. Bir de hızlı kontra atak alalım. Evet. Daha. Yok. Şöyle yapalım. Germe yapalım. Şimdi bir anda bütün takımın enerjisini bitirmeyelim. Burada çarpı 2 dediği arkadaşlar reklam izliyorsunuz. Ve reklam izlediğiniz zaman 2 katı puan elde ediyorsunuz. Ama şu an biz onunla değil. Şöyle bir tane daha yapalım. Evet. Takımla arkadaşlar şu ilgili bonuslarını yükseltmemiz önemli. Şu an reklam izlemeye basmıyorum. Evet, bu artsın bakalım. Pas, koşu, şut devam etsin. Bu çok önemli bir antrenman çünkü. Evet. Şimdilik takım daha fazla ezilmeden gitsin. Bu arada bir tane daha yapalım. Şu raporlar bölümünden gelip son yaptığınız antrenmanı tekrar seçebiliyorsunuz. Görev tamamlandı. 40 puan ver. DL, DC, DR ile 6 antrenman tamamla dedi. Bu arada oyuncuyu almışız. Güzel. Onu da takıma koyalım. Bir oyuncu satın al. Güzel. Kilometre taşına ulaştık. Bu arada hızlı geçiyorum. Yani ekrana gelen bütün şeyleri hızlı hızlı yapıyorum. Çünkü çok vaktinizi almak istemiyorum. Ama siz ne yaptığımı zaten ağır çekimde de tekrar seyredebilirsiniz. Arkadaşlar paralı maralı falan filan geliyor. Bunları hiç kanmayın. Hiç gerek yok. Böyle Şampiyonlar Ligi paketi falan. Alt tarafı vereceği size bir forma, bir oyuncu. Değmez. Paranıza yazık. Pas geçin bunları. Şimdi 3. maç yaptığımız zaman şuradan 50 puan daha gelecek. Burada biraz daha ilerlemiş olacağız. Finans bölümüne gelelim. En sonunda arkadaşlar günün sonunda birazdan günün sonu derken daha doğrusu şu an yaptığımız şeylerden ben size bahsedeceğim neyi ne yaptık ne ettik diye. Oyuncu satın aldık. Bir oyuncunun %10 şut çekmesini arttırmış olacağız. Bu noktada elbette şöyle mevkiye göre sıralayalım. Forvetimizde 19 yaşında bir tane oyuncu var. Reksaç dediği. Bunu arttırabiliriz. Bakalım nasıl özellikleri varmış. 84 boy, 1.87. 1.87 boy, 84 kilo. Sağ ayaklı korner ustasıymış. Şey yarayacak bir şey değil öyle pek. Evet. Ama şu an elimizdeki mevcut bu yani. En genç forvet elemanı bu. Otomatikman ona şöyle bir %10 şut çekmesini arttıralım bakalım. Güzel. Şimdi buradan birkaç parça bir şey alacağız. Ondan sonra burada ilerledikçe buradaki etkinlikleri tamamlamış olacağız. Güzel. Bunlar arkadaşlar adım adım geçeceğiz. Şimdi 7 yeni öge diyor. Şunlara bir bakalım. Bundan da bahsedelim. Şimdi günde arkadaşlar her arkadaş yani arkadaş listenizdeki insanlar size bir dinlenme paketi, bir moral arttırıcı, bir tedavi paketi falan gönderebiliyorlar. Ama bir günde alabileceğiniz paket sayısı sadece her birinden bir tane. Yani bir değil 5000 tane de arkadaşınız olsa her birinden sadece birer tane alabiliyorsunuz. Evet. Devam edeyim. Şimdi beceri arttırıcı. Bir oyuncunun rastgele becerisi yükselecek. Şu an benim hiç arkadaşım olmadığı için kimseye bir şey gönderemiyorum. Aynı şekilde şu an geliyor ama benim hiçbir arkadaşım yok. Ekleriz. Burada ya Facebook'tan arkadaş ekleyebiliyorsunuz veya liglerden birilerini arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Göndereceğim arkadaşım yok dediğim gibi. Ama birer tane aldık herhalde. İmzalanmadı. En azından sistem öyle söylüyor. İnşa. Arkadaşlar bu inşa bölümü çok çok önemli. Giriş yapmayı bitirdiğimiz zaman saha bölümünü açacağız. Tamam şu giriş bölümünü açalım önce bitirelim. Ondan sonra. Bu sahada arkadaşlar taraftar, gelecek olan taraftar sayınızı belirleyeceğiniz en önemli özellik mesela stadyumunuzu arttırıcı özellikler var. Günlük aldığımız bedava dinlenme paketleri var. Bedava işte tedavi paketleri var vesaire. Bunlar önemli.
Onları da bahsedeceğiz. Onlar biraz daha sonrasında. Oyun bayağı komplikeymiş ya böyle düşününce. Evet, dostluk şampiyonasında şu an hiç bahsetmiyorum. Kendi arkadaşlarınız arasında dostluk maçları yani kendi arkadaşlarınızla bir lig oluşturabiliyorsunuz. Daha sonraki mevzu bu. Hiç ona şu an girmeyin. Belli ki 8. sıradayız demiştik. O da enteresan çünkü 10 tane takım var diyor. Yani bir yandan başka 9 tane takım var. Yani bir hayali bir lig gibi bir şey oluşturmuş oluyor. Normalde arkadaşlar ligde 14 takım olur. Burada 10 takımlı bir lig belirlenmiş ve hiç maç oynanmamış. Daha önceki sezonlarda ben başladığım zaman yani şöyle bir şeydi. Tabi bunlar 2-3 sene, 3 sene, 3,5 sene önce. Normal bir var olan mevcut ligin içerisine küt diye atılıyorduk. O lig içerisinde biz devam ediyorduk. Yani atıyorum bir anda kendinizi ikinci sırada, üçüncü sırada veya 13. sırada bulabiliyordunuz artık neyse. O lig o şekilde bitiyordu. Şimdi bu sefer gördüğünüz gibi 10 takımlı bir lig başlamış. Maçlara bakalım. Yani ciddi ciddi 10 günlük bir 3 tur diyor sadece. Pardon devam ediyormuş. 6 tur. Ha. Evet. 9 tur. Yani 10. Evet. Evet bildiğimiz bütün yani sıfırdan bir lig açmış bize. Ve bu 10 takımla yani toplam 10 biz dahil 10 takımla maçlar yapacağız. Hadi bakalım hayırlısı. Güzel. O takımlara bakmadık gerçi. Ama çok öyle güçlü takımlar yoktur sonuçta. Bizim rakibimiz belli. Kupadaki durumumuz neymiş? Ona da şöyle bir bakalım. Allah Allah. Arkadaşlar bütün takımlar birbirinin klonlanması gibi sanki. Yani gördüğünüz gibi böyle lay lay lom bir evet son 16 turu demiş. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde ne demiş? Ha, evet hiçbir şey bitirmediğimiz için Şampiyonlar Ligi'ne girmiyoruz. Önce ilk ligini bir bitir diyor sana. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi verecek ama kupada gördüğünüz gibi yani şey biraz fasulyeden. Neyse demek ilk sezon bu şekilde. Bunu böyle anlıyoruz. Tabii federasyon 4. seviyeden sonra açılacak. Aa, antrenman seviyesi 6'ya ulaşıyor. Yani 4. sezon falan filan demiyor. İyi buna oluşuruz bakalım. Normalde biliyorsunuz yani eskiden öyleydi. İlk 4 sezonu bitirmiş olmak gerekiyordu. Şimdi hemen federasyona girebileceğiz galiba. En azından öyle diyor. Yani bir antrenman seviyenin 6'ya ulaşıyor. Ha, 6'ya ulaştıktan sonra bu sefer onu ikinci bir şey söylerse anlayacağız onu da. Şimdi ne yapalım? Takıma bence ilk bir girişini yaptık. Oyunculara bakalım. Şu yeni aldığımız AMC'yi şöyle bir araya koyalım. Şu Irmak MC. Şimdi burada arkadaşlar bazı oyuncuların şimdi bir şöyle şeylerini bir dizelim. 30 yaşında kaleci var. Ne alaka? 33 yaşında DL defans 21 20. 31 yaşında DC. Oo. 34 yaşında DR. Bu ne ya? Arkadaşlar şu 34 yaşında MR. Şimdi arkadaşlar bu 30 ve 30'un üstündeki elemanları bir kere bir baştan göndermemiz gerekiyor. Bence öncelikle bunu yapalım. Yani hiç öncelikle başlarken şu buna ya buna verdiğimiz şeye değmez. Ha bir tane tamam güzel. Bunları anlatırız. Evet. Anlatacak çok bir şey yok. Arkadaş oyuncu sakatlanırsa maçta tedavi paketiyle iyileştiriyorsunuz. Moral durumunu yükseltmek için moral paketi veriyorsunuz. Vermiyor şu an. Kondisyonu yükseltmek için de yeşil dinlenme paketi veriyorsunuz. Eleman düzeliyor. İlgili paketler de burada listeli zaten. Tıklamış bulundum. Bunlar için normalde sizden para ister. Yani token alıyorsunuz. Aldığınız tokenla bunu veriyorsunuz ki çok pahalı arkadaşlar. Hele son zamlardan sonra inanılmaz rakamlar. Hiç ödemenize gerek yok. Var olan mevcut tokenlarınızı burada gördüğünüz gibi bu 3 pakete de paylaştırabiliyorsunuz. Yani alabiliyorsunuz. Mesela 5 tane dinlenme paketi için 6 token istiyor. Buradaki gibi. Tıklayıp üzerine satın alabilirsiniz. İlerleyen dönemde göreceğiz. Burada ücretsiz dediği olay şu. Günde 25 tane reklam izleyerek ilgili paketi bedava yapabiliyorsunuz. Yani günde 25 reklam izleyip 25 dinlenme paketi yapabiliyorsunuz. Veya
Bu 25 reklam izleyerek atıyorum 5 tane moral arttırıcı, 6 tane, 10 tane tedavi puanı veya şok ihtiyacınız varsa 25'inde de birinde kullanabilirsiniz tedavi paketi gibi. Veya para için bunu kullanabilirsiniz. Nakit parada şuradaki 2,24 milyon paramız var bizim. Amacımız ne arkadaşlar? Oyuncuları açık arttırmadan satın alırken para da vermemiz gerekiyor. O yüzden başka bir yerde kullanmıyoruz. Şimdi fikstürümüze bakalım. Yakınımızda ne var? Bugün pazar günü 21.54'te kupada bir maçımız var. Yarın ligler başlıyor. 13.41'de öğlenleyin bir takıma karşı. Bakalım rakip ne seviyedeymiş. Rakip 56, ben 57. Yani kafa kafaya. Kupada rövanş maçı var. Bu takımla geçersek bir sonraki tura kalıyoruz. Şu an ilk 16'daydık. Ligde bir başka rakip 65 gücündeymiş. Bakalım. Ligde başka bir rakip 54 gücündeymiş. Yani biz takımı arkadaşlar bir 70-80 yaptık mı otomatikman şampiyonuz ligde. Yani 50-60 ortalamayla bizi yerleştirmişler. Şimdi şu özel sponsorda bir tane görev var. Aynı pozisyonda 30 yaş üstü bir elemanla yan yana maça başla diyor. Nerede o? Bir lig kupa maçına 24 veya daha düşük olan iki oyuncuyla başla. Tamam, bu değil. Şurada. 21 veya daha genç ve 30 yaş ve daha büyük oyuncuyla herhangi 3 maça başla. Biz şimdi bir maç daha oynayıp ondan sonra şu 30 yaş üzerindeki elemanlarla olan sıkıntımızı bir giderelim. Hemen. Şimdi şu biz şu etkinlik vardı ya. Şu giriş yapma etkinliği. Bununla değil, pardon. Dostluk, hazırlık turu. Şuradan bir üçüncü maçımızı oynayalım hemen. Ondan sonra güzel bir şekilde oyuncuları inceleyeceğimiz, oyuncuları ortadan kaldırıp yerine kendi takımımızı oluşturacağımız bir yapı oluşturmamız gerekiyor. Bunu arkadaşlar isterseniz ikinci videodan itibaren yapalım. Şunu zaten geçeriz. Zaten şuna başlamış olmamız otomatikman yeterli. Tabii ben oyuncuları nasıl seçeceğiz? Oyuncularla ne yapacağız? Bakın hemen morali. Ha, bu arada takımın gücü düştü. Hatırlarsanız biraz önce hemen şöyle şuradan tıklıyorum. Alçak pres oynuyoruz gerçi. Evet, bakın gördüğünüz gibi oyuncuların güç kondisyon seviyeleri, kondisyon seviyeleri biraz düşük. Bu bir dezavantaj ama hani zaten maksat arkadaşlar şu 5 maçı geçmek. Hemen gördüğünüz gibi daha da bir düştü. Aldığımız oyuncular var. Bir tane şu AMC var. Bunu hiç oynatmadık. Şimdi şuradan şuna bakacağım. Derken ilk golü attık. Güzel. Özdın. Evet, bütün oyuncular forvetler yerinde dursun. MC'lerden bir tanesini çıkartıp şu AMC'yi koyacağım. Aa, 34 yaşındaki eleman da olabilirdi. Neyse. Şu AMC'yi ortaya koyalım. Evet. Rakip mavi formayla, bendeniz beyaz formayla. Evet, elemana hiç antrenman yaptırmadığımız için kondisyon düzeyi yüksek. Bakalım seviyesi de biraz fena değildi. M uçtu. Biz rakibe bir serbest vuruş kazandırmış oldu. Atabileceğini zannetmiyorum açıkçası diyecektim. Adam attı. Tamburella. Evet. Bakalım yeni aldığımız oyuncu bakalım AMC pozisyonunda işler yapacak mı? Göreceğiz. Rex saç var. Onu alabiliriz oyuna. Bunun seviyesi bu 62. Kondisyonu fena değil.
Birazdan millet yorulursa diye. Şimdi beşli defans ya hani. Zaten şuradaki 34 yaşındaki oyunculardan bir tanesini çıkartıp onu koyabiliriz. Ama zaten bu da hani büyük olası bizim yeneceğimiz maçlardan biridir ama tabii elemanlar bunu yaparken kondisyonun bu kadar düşük olacağını tahmin etmiyorlardı. Evet, ilk yarı şöyle bir geçsin. Bakalım. Güzel. Çok sıkıntı yok. Karışık pas yönü şunu ortadan diyelim. Pas atma şekli kısa diyelim. Şöyle kondisyon verelim. Evet, 20 numaralı AMC'nin güzel bir şekilde gollük pozisyonu olması lazım. Yani en azından teknik açıdan. Evet. Güzel. Bakın elemanı arasından geçiyor, geçiyor ve attı da golünü. Güzel. Evet arkadaşlar. Yıkılmadı ayakta. Güzel bir şekilde attı golü. Evet orta sahadan aldı. Şimdi tekrar buluşursa buluştu. Güzel geçiyor, geçiyor. Evet bu sefer direkten dışarı çıktı. İyi. Değişiklik yaptığınız bir oyuncu. Güzel. Şunları şöyle birleştirelim. Şu bakalım 31 yaşında. Bakalım en yaşlısı hangisi? 20 yaşında bu dursun. 21 yaşında. Güzel. Şu oyuncuyu DMC ile değiştirelim. DMC'yi şöyle koyalım. Güzel. Bu arada 19 yaşında. Güzel. Tamam. Evet. Şöyle. Biraz geriye yaslayalım. En azından şu an defansı da biraz daha sağlama aldık diyorum. Şöyle. Evet. İyi pozisyon buldu. Demin ki almış olduğumuz AMC'nin vermiş olduğu pasla bu sefer golü attık. Evet. Normalde hani şikili bir maç gibi düşün, hani hemen alırız bilmem ne olmaz diye düşünüyorduk ama bu sefer gerçekten biz oynuyoruz. Yani biz oynatıyoruz takımı. Ve takımın gördüğünüz bu kondisyon seviyesi bu kadar yerlerde olduğunda normalde oyuncular ayaklarındaki topu da kaçırırlar. Maalesef çok tutamayabilirler. O yüzden açıkçası hani durduk yere yenilmek istemedim şahsen. Ama iyi toparlandı. 3-1'de öndeyiz. Bu arada sanki bitmedi gibi. Evet, tekrar kondisyon veriyorum. Takıma kondisyon bonusu. Evet. Güzel. Böyle geçiyor bakalım. Zaten rakibin hani yani çok böyle kazanacağını düşünmüyorum ama yine de ne olur ne olmaz. Güzel. Tamamla. Çok güzel. Evet. En azından farklı, güzel bir maç oynamış oluyor. Evet. Bu AMC arkadaşlar çok iyi iş yapacak yani. Oyunu yönlendirmesi falan çok çok iyi. Tabii ona uygun bir böyle bir sol kanat, bir sağ kanat bir şeyler de yapacağız. Yoksa tek başına takımı sırtlayamaz. Yani bir yere kadar gelir o kadar. Evet. Evet yine oyun kurucu gibi aldı. Verdi pasını. Çok güzel. Evet. Erol.
Forvet'e de bir güzellik yapacağız, merak etmeyin. Önce şu ilk etapta şu 30 yaş üstündeki oyunculara şu takımdan gönderelim. Hazır şu görev yerine gelmiş oluyor. 74. dakikadayız. Bu arada etkinlik üzerinden oynadığımız için arkadaşlar takımdaki oyuncuların şu an kondisyonları gerçekte düşmüyor. Yani bir sonraki maça tekrar bıraktığımız şekilde yani 60-65'lerdeydi ya yine o şekilde başlamış olacaklar. Etkinliklerdeki o güzel. Evet, MC pozisyonundaki eleman yine sistemin bize sattığı diyelim. MC pozisyonundaki eleman güzel iş yaptı. Evet. Bakın arkadaşlar hani ilk iki maçı da sistem oynamıştı. Ama bu maçta hani biraz böyle dokunuşlar yapınca otomatikman takım daha böyle bir güzel oynuyor. Daha böyle bir coşmuş bir şekilde oynuyor. Evet. Güzel. Bitti maç arkadaşlar. Kondisyon tamamen tekrar bir daha verelim. Ama dediğim gibi zaten bitti maç. Bir iki dakikası var. Sonrasında biz de bu ilk uzun metrajlı videoyu diyelim ilk katılım videosunu yayınlamış oluyoruz. Ama dediğim gibi ikinci maç oyuncuların yerleri değişecek. Yeni oyuncular gelecek. Yani asıl değişiklikler aslında ikinci maçta olacak. Şöyle maçtan çık diyorum. İstatistiklere sonra kendiniz bakarsınız. Evet, görevi tamamladık. Şuradaki gibi 3 görev tamamlandı. Bu da tamam. Bu da tamam. Çok güzel. Evet. Antrenmanı yaptık. Bunu yaptık. Evet, burada 57'den 63'e çıkartacağız takım ortalamasını. Burada da arkadaşlar transfer yapacağız. Hemen şu diğer şeylerimizi alalım. Görevlerimizi. Evet. Şunu aldık. Artık rahat rahat 30'un üstündeki oyuncuları gönderebiliriz. Burada arkadaşlar şu markaj özelliği. Defanstan bir oyuncuya verelim hemen. 19 var mı? 20 yaşında bir oyuncu var. Neyse. Bu fena değil. Hani buna verelim. Markajı. Evet, gitti. Bir deplasman maçına taraftarımızı götürebiliyoruz. Bu güzel bir özellik arkadaşlar. Deplasmanda oynadığımız maça normalde biz sadece seyirciler olursa destek oluyor. Seyirci olmazsa herhangi bir şekilde ekstra destek olmuyor. Kendimiz seyretmek haricinde. Bu şekilde oldu mu artı 5 seyirci puanı geliyor. Bu da topa sahip olma açısından çok önemli bir özellik. Bunları da ara ara yeri geldiği zaman bahsedeceğim. Şimdi takımı öncelikle antrenman bölümünden şu oyuncuları bir sıralayacağım. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar 19 yaşında, 20 yaşında, 21 yaşında, 22 tamam güzel. Ama bu nedir arkadaşlar ya? 34 yaşında, 34, 33, 32, 31, 31, 30, 30, 30, 30, 29. Ve bunların yıldızları da zaten oldukça düşük gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu oyuncuları biz göndereceğiz takıma. Yeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oyuncu var. Bakalım. Kalecimiz var. 2 tane MC var. AMC var. ML var. 2 tane DC var. 3 tane ST var. 1 tane DMC var. Yani bir takım oluşturur muyuz? Oluştururuz arkadaşlar. Oluştururuz. Bu arada takımda en az 14 oyuncu olmak zorunda. 14'ten daha az oyuncu maalesef olmuyor. Dolayısıyla takımı yani 14'e kadar düşürüp ondan sonra tekrar transfer yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu transfer ve taktik bölümünü bu tanıtım bölümünü geçtikten sonra ikinci videoda yayınlayalım. İkinci video için arkadaşlar çok beklemeyeceğiz. Büyük olasılıkla yarın veya öbürsü gün yayını hazırlamış olurum. Evet, uzun bir video oldu ama dediğim gibi özellikle yeni başlayanlar için
Bu maçta arkadaşlar bakın hiç taktik detaylara falan filan girmedim. Önce bir takımı elde etmemiz lazım. Bir takım oluşturmamız lazım. Ondan sonra da bu oyun üzerinden daha da detaylı konuşuruz. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen de kalın. Bildirimleri açmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.